Bakalım sırada kim var? Evet, sırada Almina var. Almina da çok heyecanlı. Hoş geldin Almina. Hoş bulduk. Aday numaranı alalım. 108. Seni bol şans dileyerek uğurluyoruz. Almina bizlere büyük usta Orhan Gencebay'ın sözünü müziğini yazdığı eser Bana Kaderimin Oyunu adlı eseri seslendirecek. Kocaman alkışlar Almina için. Tebrikler Almina. Evet. Niye gülüyorsunuz Ebru Hanım? Bir şey var. Almina en olaylı yarışmacı değil mi? Evet. Evet. Almina bence Tayfun gibi olacak. Ben size söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Yani geçtiğimiz yarışmamızda Tayfun'u biliyorsunuz hepimiz çok seviyorduk, evet. Ve farklı buluyorduk. Bu da, Almina da bence öyle olacak gibi geliyor. Emaneten gelmiş gibi duruyorsun. Ayakta mısın, oturuyor musun? Ayaktayım. Ayaktasın. Almina yarış... Ya bu seçmenin en olaylı yarış... Anlatabilir miyim Osman'da? Evet, tabii ki. Şimdi şöyle bir şey oldu. Beşli beşli seçiyoruz. Herkesi hızlı olsun diye çok başvuru var. Osman tam masanın başında oturuyor. Biz de dördümüz böyle oturuyoruz. Ben Ebru'nun yanında oturuyorum. Almina kırmızı ama bildiğiniz cart kırmızı bir şey giymiş. Rüküştükten yıkılıyor ama. Uzaktan bakınca görüyorsun. Bir tane rüküş bir kadın orada duruyor. Biraz da böyle şimdiki gibi sarsak duruyor. Osman tam bana dedi ki, gelini dedi almazsanız armağan küserim dedi. Ama o kadar rüküştürüyor ki. Gelecek olan kırmızılıyı almaz. Gelecek olan kırmızılıyı almazsanız küserim dedi. Ben dedim ki Osman Tan'a, şimdi dedim ondan bir ses çıkar mı Osman Tan, ister misin dedim. Yok canım dedi. Sıra Almina'ya geldi. Hiç öyle gözükmüyor abi. Bir de hiç öyle gözükmüyor. Kırmızı giymiş kazak, üstüne kırmızı jile giymiş. O kadar fena yani, daha fena olamaz. Almina'ya sıra geldi, hepimiz bekliyoruz. Almina, sizin bir şarkınızı söyledi mi? Ne okumuştun? Ben seninle yarın ederim. Ne? Ben seninle yarın ederim. Bir de mikrofonsuz yordu, bir başladı. Allah! Ben Osmanlı'da böyle yaptım. Oldu mu şimdi diye? Gerçekten büyük, hep beraber bir şok demek yaşadık. Demek ki fiziğe falan bakmamak yok lazım bu ses hadisesinde. Kesinlikle öyle. Ya da giyime, hiçbir şeye bakmamak, alda vallahi boya posa da bakmamak bana lazım. Bana büyük şey oldu. Belki gerçekten en kısamız Kibariye'dir ama Türkiye'nin en iyi seslerinden birisidir. Belki evet, sayabileceğiniz evet. 3-4 tanesinden bir tanesi mutlaka Kibariye olmalı. Şimdi o konuya ama bu ben kadar bir açıklık getireyim. Tabii her böyle rüküş gördüğüme de ben böyle aman falan yapmıyorum. Ama Almina'nın o gün gerçekten ilginç. Hepimizin aklına çok kazanmış bir kazındı bir bari kazınmış haftaya bir gösterelim vardı. Onu gösteririz. Yani biliyorsunuz bizim yarışmamıza televizyona çıkmak için de bir sürü, yani hani oradan geçerken bir uğrayayım da bir şarkı söyleyeyim, Bülent Ersoy'u göreyim, Armağan Çağlayan'ı göreyim, Orhan Bey'i göreyim, Ebru Gündeş'i göreyim diye gelenler de oluyor. Ya dedim acaba bu kız bu kırmızılı tuhaf giyimli kız onlardan bir tanesi mi? Zaten bilmem kaç bin kişi dinlemişiz, bir yere kadar gelmiş kafalar. Öyle dedim yani. Ama Armağan'cığım hiçbirimiz beklemiyorduk. Hiç. Ve gerçekten çok etkilendik. Bir söyledi Almina şarkıyı. Hepimiz şok olduk. Zannediyorum sizler de beğendiniz bu sesi. Almina, kızın burada mı kızı? Hani hangisi? O. Koca arkasında saklanıyor. Ha. Aa. Eşin mi? Evet. Tamam, ne güzel, şahane. Ne iş yapıyor eşi? Taksi şoförü. Ben de muhtar. Peki sen Almina, hiç sahne deneyimin oldu mu? Eğitimin var mı ya da? Eğitimim yok. 6 senedir sahne deneyimim var. Şu an yapmıyorum. Şimdi buradasın. Hı-hı. Diye yapmıyorsun. Yapmıyorum, normalde tabii sahneye çıkıyorsun. Çıkıyorum. Nerede, kulüplerde mi? Evet. Peki. Orhan Bey?
Almina çok sempatik. Ayrıca da güzel okuyor da. Bir iki yeri vardı. Herhalde bugün heyecandan oldu. Onları sonra telafi eder diye düşünüyorum. Bazı ufak tefek detoneleri oldu. Ama teşekkür ediyorum. Benim şarkımı seçmiş. Bu benim şarkım da 1971 yılının sonunda yaptığım bir bestemdi. 72 pardon. Kendimi çok yalnız hissettiğim bir zamanda yazdığım bir besteydi. Zaman zaman insanlar kendilerini her türlü duyarlılığın içinde bulurlar. Artık bu beste okuyanların oldu. Benden çıktı zaten. O dediklerim bir daha okursa kesin olmaz diye inanıyorum. Başarılar diliyorum Almine'ye. Çok teşekkür ediyoruz. Bülent Hanım. Sevim neredeymiş sor. Siz beyefendi. Sevim Hanım neredeymiş sorsanız. Sevim Hanım neredeydi diye sormamı istiyor Bülent Hanım. Canım burada olur mu o zaman? 70 o zaman o şarkı yok, yazılırken. S-Ö, S-Ö. Efendim? Yani S-Ö, Sevim'den M-Ö önce. M-Ö var ya milattan önce. Milattan önce, tamam, önce. Sevim'den önce. S-Ö. Kendi gönlüme yazdığım bir şarkımdı. Peki. S-S olunca... Sevim'den sonra, Sevim'den sonra. S-Ö olunca yani, Sevim'den önce. Şimdi milattan evet. önce, milattan sonra var ya. M-Ö olunca evet. milattan önce. M-S olursa milattan sonra. S-O olursa, S-Ö olursa Sevim'den önce. S olur, S-S olursa, Sevim'den S-S sonra. Olursa. Acaba. Sevim'den sonra. Ne zaman B-S-B-Ö olacak şu anda? B-Ö. Var mı? Ruhsuz. Peki Bülent Hanım. Ay şöyle arkama döneyim de sinirim bozuluyor bunun. Bilmediğim bir şeyler olduğunu bilmiyorum ama. Bilmiyorum Bülent Hanım. Geçen popstardan beri biliyorsunuz var yok, bir şey. Hayır hiçbir şey yok. Bitti. Bitti. Bitti mi aşkım? Bütün ilişkilerimi kestim. Aa. Tabii araya da bak boşluk bıraktırdım. Ne olur ne olmaz elim kolum değmesin. Seninki de sakın. Evde iki tane kaba koyacağı var demiştim geçen. Evet beni mi oyacaksın? O... Yok hayır hayır. O iki kaba koyacağını görürseniz korkarsınız. Çünkü adamın gözünü oyarlar onunla diye korkuyorum. O çok kötü eyvah, kaba koyacak. Eyvah o, eyvah evet. anlaşıldı. Şimdi bizim ben... orada bizim... Kim Orhan beni kim oyacak söyle. Efendim, yok benim gözümü oyacaklar. Ya senin. Bir yanlış yaparsın. Senin. Ben onu çözmeye çalışıyorum. O kabak Sevim. Oyacağının ne olduğu yok, anlaşıldı. Şimdi Karadeniz'de bizim oralarda bir demek söz vardır. Demek bu işi bozan Sevim. Anladım. Şey, Aynı da düşünüyor. Osman kabak kardeş. Diyeyim ben neredeyim? Evet ya. Kabakla benim alakam ne? Şu sözümü tamamlayabilir miyim? Bunları alışacaksın Almina'cığım. Burada neler evet. oluyor neler. Evet. O çok tatlı, çok sempatik, çok cana yakın. Şunu da söyleyeyim. Karadeniz'de bir söz vardır. Hanımdan korkmayan kafirdir derler. Biz hanımlarımıza saygıyla, sevgiyle bakar bu ve hanım çekiliriz. Köylü. Onları kırmakta. Kafir olmamak için hanım diyorsunuz. Köylü. Peki. Beğenmedim. Beğenmediniz. Evet beğenmedim. Olmadı. Olmadı. Şimdi tabii şirinliği başka bir şey. Efendim sahne edası başka bir şey ama müzikal manada olmadı. Yani bir de sayın tabii ustanın yanında kendi eseri malumunuz veçile hepsi efendim konçerto gibi eserler. Hepsi ayrı ayrı bir tanesi bir satırı dahi birbirine benzemeyen müstesna eserler. Ve büyük eserler. Evet. Bunları okumak kolay değildir. İddia meselesi bu. Bilmiyorum. Ben daha böyle kolay eserler olsaydı falan ama tabii ki bunun hakkından eğer gelinirse o zaman fevkaladenin fevkinde olur. Evet. Fakat bugün olmadı. Zaten beyefendinin kendisi de kendi eserinin üzerindeki hakimiyeti itibariyle müzikal manadaki evet. efendim yetkiye haiz kişiliği olarak da söyledi detonelerin olduğunu falan. Bu ben de zaten ağzımız bir başka söyleyemeyiz. Peki. Ben ne diyorsam onu diyecek, o ne diyorsa ben onu diyeceğim. Peki Bülent Hanım teşekkür ediyoruz. Aymineciğim hemen aday numaranı hatırlatırsan. 108. 108 Aymine'nin aday numarası. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz icrasını 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.